füze denemeleriyle zaten tepki çeken Kuzey Kore'den yine bir nükleer tehdit var. Ee, Kuzey Kore Devlet Başkanı hatta donanmayı ziyaret etti ve yaptığı konuşmada hükümetin taktik nükleer silah operasyonunu genişletme kararı doğrultusunda işte her servisin askeri birimlerine yeni silahlar verileceğini söylüyor. Devletin işte nükleer caydırıcılık faaliyetlerini yürüten bir bileşeni olacağını söyledi. Ee, ...ABD ve Güney Kore sahile sızma tatbikatı yaptı. Ee, soru şu Sayın Pekin. E, yeni savaş alanı acaba Kuzey Kore mi olacak? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani donanma nükleer saldırı araçlarına sahip yani olmalı şöyle, derken. E, şu diyor Buyurun. Şu aşamada sanmıyorum. Yani şu aşamada sanmıyorum. Evet yeni savaş alanı büyük ihtimalle Asya Pasifik'te olacak. Ve Asya Pasifik çok geniş bir bölge... E büyük ihtimalle hani diyorlar ya e, nükleer silah kullanılır falan büyük ihtimalle nükleer silah kullanılırsa burada kullanılır çünkü bura bu Asya Pasifik bölgesinde e, konvansiyonel silahlarla muharebe yapmak savaş yapmak çok zor. E, sebebi çok geniş e, okyanus alanları var. E, şeyler araziler çok geniş. Geçmişte de zaten bu İkinci Dünya Savaşı'nda da e, burada tamamen şey olmuş. E, deniz vasıtalarıyla e, yani Uçak gemileriyle, uçaklarla ve e, denizaltılarla gereken e, sonuç alıyor. Sayın Pekin, Ankara'da da aslında bölge bir harita var. Göre, Acaba harita üzerinden tarif ederek mi ilerlesek? Bakayım. Çok daha açıklayıcı ve iyi tabii, oluyor. Tabii. tabii. Oradan Başkan, devam edelim. Şey size. Alayım, alayım. Bu arada Kuzey Kore lideri çok özür dilerim. Görüyoruz. Şu notu evet, da aktarayım. Evet. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore liderlerinin işte gerçekleştirdiği bir zirve vardı. Ona ilişkin de şunu söylüyor: Üç ülkenin liderlerini çete lideri olarak nitelendiriyor. buyurun Yani şöyle söyleyeyim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede, Asya Pasifik bölgesinde bütün unsurlarla Güney Kore, ondan sonra şey Japonya dahil olmak üzere. Şey yaptılar, e, özel anlaşmalar yaptı. Hatta buna Avustralya'da dahil olmak üzere Kuat e, dedikleri e, dörtlü ya da üçlü e, anlaşmalar yaptılar. Bu anlaşmalarda e, tamamen e, Çin'i Asya Pasifik bölgesinde, Güney Çin denizinde sınırlamak e, istediler. Ve e, daha sonra da bu en son yaptığı denemeden sonra sanırım e, şeye e, bölgeye, ee, Güney, e, Güney Kore lideri e, dahil olmak üzere, Japonya lideri dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri lider, liderlikleriyle bir görüşme yaptılar. Bu görüşmede alınacak tedbirler e, düzeltildi. Hatta bu bölgede geçen yıla dair olmak üzere çok sayıda e, şey, e, şeye ait, e, Çin'e ait, çok sayıda e, hava soğuma sistemi e, şeye doğru kaydırıldı. Ee, kuzeye doğru kaydırıldı ve dolayısıyla kuzeye doğru kaydırılınca da Amerika'yı daha rahat görmek açısından böyle şey oldu. Aynı şeyi Rusya da yaptı. Şimdi sorun şu, evet bu bölgede bu bölgeye baktığımız zaman çok sayıda nükleer silahın olduğunu görüyoruz. Şimdi artık nükleer silahlar e, tabi e, normal nükleer silahlar gibi değil. Atma vasıtaları ellerinde, Kuzey Kore'nin ellerinde atma vasıtası olarak baktığımızda füzeler var, e, nükleer başlıkla e, füzeler var. Hı hı. Ya da uçaklar, uçaklarla, uçaklarla e, atacaklar. Şimdi bunu biraz daha genişletip denize de e, bu işi e, aktarmayı düşünüyorlar. Çünkü e, Avustralya, İngiltere ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı anlaşmaya göre e, Avustralya'ya iki tane e, şey verilecek. Nükleer e, denizaltı verilecek. E, dolayısıyla nükleer e, denizaltı vasıtasıyla bu, e, bu bölgede e, sahta çıkmadan çok uzun sürelerle deniz altında e, devreye göre bir yapacaklar. Emniyet sağlayacaklar. Şimdi bütün bunlardan rahatsız e, kim rahatsız? Çin rahatsız. Niye? Çünkü Çin'in Güney Denizi'ni kapatıyorlar. Şurada evet şurası. Güney Denizi'ni kapatıyorlar. E, mesela en son yine e, Amerika Birleşik Devletleri e, düzeltiyorum. Şeyin e, Rusya ile Çin'in e, Alaska'da bir tatbikatı vardı daha yeni bitti dün veya bir gün bitti tatbikat e, bu tatbikata birlikte hemen e, Amerika Birleşik Devletleri e, gemilerini e, Tayvana e, gönderdi e, Tayvan'da da anlaşma e, yapıyorlar bu e, Tayvana yeni silah teslat malzeme satma konusu bu Çin'i çok e, etkiliyor diyorlar ki, Çin diyor ki e, bunu yaparsanız e, tek Çin şeyine, prensibine aykırı hareket edersiniz. Dolayısıyla böyle bir şey yapmayın diye, Tayvan'ı güçlendirmeyin diye söylüyorlar. Ve bunun sonucu olarak da tabii ne Rusya ne de şey devreye giriyor girmeden, Çin devreye girmeden devreye kimi sokuyorlar? Güney Kuzey Kore'ye sokuyorlar. Kuzey Kore'de Kuzey Kore'de bu yapmış olduğu silah füzelerle, denemelerle bölgede çok önemli bir tehdit yaratıyor. Yani e, bu tehdide baktığımız zaman e, nükleer silahların büyük bir kısmının e, şeyde olduğunu Rusya'da ve Amerika'da oldu Rusya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu görüyoruz zaten ama e, şeye baktığımız Avrupa'ya baktığımızda nükleer silah olarak Fransa'da var Birleşik Birleşik Krallık'ta var e, yani İngiltere'de var bir de e, işte e, İsrail'in e, nükleer silahları var Pakistan Hindistan zaten birbirini dengelemek üzere e, ayrılmış şeyler. E, Kuzey Kore'de var. Güney Kore'de henüz şey yok, nükleer silah yok ee, ama nükleer şeyler var, nükleer reaktörler var. O nükleer reaktörlerle elektrik üretiliyor ee, ve Çin'de var. Şimdi e, yine e, böyle böyle baktığımızda e, en son sanırım e, İsrail, Türkiye ve e, Suudi Arabistan'ın, nükleer teknolojiye sahip olması konusunda e, kendilerinin e, şey olduğunu, e, ke, yani buna müsaade edilmesi gerektiğini e, belirten bir takım e, söylemlerde bulundular. Bu da e, yani yavaş yavaş nükleer silahlar e, çünkü Tahran ya da İran nükleer silah aldığı için e, öyle söyleyelim şurada, Evet. İran nükleer silah aldığı için e, nükleer teknolojiye sahip olacağı için. E, otomatik olarak Suudi Arabistan ve şey Türkiye Pakistan'la askeri işbirliğine giriyorlar ve büyük bir ihtimalle burada da o dengeyi sağlamak için böyle bir konu gündeme gelebilir. Şimdi asıl sorun şurada. Yani bizim bölgemizde, bizim bölgemizde nükleer e, taarruzun olması zor. Çünkü e, şundan dolayı zor. E, mesafeler yakın. Yani mesafeler yakın bizim e, bölgemizde. E, ama bu mesafeler e, konvansiyonel harbe müsait. Yine Afrika'ya falan baktığımız zaman burada da e, yine e, çete gerile muharebesine, işte iç savaşa, vekalet e, savaşlarına müsait bir yer görüyoruz. Buralarda nükleer e, silahların kullanabileceğini sanmıyorum. Bir de buralar tamamen şey alanları, e, ham maddelerin bulunduğu, petrolün bulunduğu, uranyumun bulunduğu e, alanlar. Ama e, Asya Pasifik'e baktığımızda çok geniş bir alan var. İşte Amerika'dan kontrol ediyorlar genelde. Geniş bir alan var. Buralarla ilgili konvansiyonel savaşlarla ülkeleri durdurmak mümkün değil. Mesela Japonya'yı konvansiyonel savaşla durduramadılar. Yani sonuçta Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombası attılar. Bu, böyle baktığımızda bundan sonraki çatışma yerinin e, tabi şeye bağlı biraz da. E, bizim bölgemizdeki Avrupa'daki Rusya e, ve... Ee, Ukrayna çalışması yine ortadoğu çalışmalar bunların gidişatına bağlı olarak bunların gidişatına bağlı olarak bu bölgede çatışmalar olabilir ama şu aşamada şu aşamada Kuzey Kore'nin e, yapmış olduğu faaliyetler yapmış olduğu denemeler hem e, Amerika için İngiltere için bunlar siz e, diğer bölgelerde bir sorun çıkartırsanız biz de burada ee, size karşı bu sorunu çıkartırız diye şey var. Ee, e, ne diyelim e, bir mesajı var. Ama yarın bir gün bir nükleer savaş olacaksa bu nükleer savaş hı hı. ya da üçün dünya savaşı ya da başka bir şey e, büyük ihtimalle şeyde olacak. olacak. E, Asya Pasifik bölgesinde olacak ve kılcım buradan e, başlayacak. Öbür taraf e, yani e, Avrupa dediğimiz bölge eski kıta dediğimiz yer ondan sonra Asya dediğimiz yerde büyük ihtimalle savaşlar daha çok konvansiyonel olarak yürütülecektir diye değerlendiriyorum bu aşamada. Yani şu anda Ukrayna Kuzey Kore'nin devreye girmesi ve Kuzey Kore'nin işte yeni taktik nükleer silahlar yapacağını ve bunları deniz araçlarına takacağını vereceğini söylemesi tamamen bana göre evet. e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, şeye e, Tayvan'a yapmış olduğu destekle ilgili 9-10 tane gemi gönderdiler yeni. O destekle ilgili e, ona karşı alınacak tedbir ve bir de herhalde e, Avrupa'da buna verilecek cevapla Ukrayna-Rusya Savaşı'nda buna verilecek cevapla ilgili bir konu. Çünkü Çin direkt savaşa girmese bile Rusya'yla birlikte bu konuda e, bu bölgeyi yönlendirmeyi ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne yönlendirilmeyi anlatıyor. Bir de buna şey ekleyin. Birgisi ve birgisi katılan altı ülkeyi ekleyin. Hı hı. daha geniş bir alan. Ve korkuları şu Macron falan şeyi dünya bölünüyor. Yani dünya bölünmüyor aslında. Ona, ona göre onun dünya bölünmesi dediği konu tamamen ayrı bir şey çıkıyor. yeni bir kutup çıkıyor. bu kutupta e, dolar belki e, şey merkezi para birimi, rezerv para birimi olmaktan çıkacak. E, yavaş yavaş e, şimdi olmasa bile belli bir süre sonra e, şey Asya Pasifik e, Avrupa'daki, batıdaki e, o büyük zenginlik ya da kontrol e, yavaş hakimiyet yavaş yavaş şeye geçiyor. E, Asya'ya doğru, Asya Pasifik bölgesine doğru Siz geçiyor. Siz o noktaya dikkat Bütün, bunlar, bütün bunlara Peki. karşı Aha. evet e, bütün bunlara karşı bir şey var. Evet. Ee, devam eden bir e, çatışma var, santranç oyunu var. O santranç oyununa bakmak lazım. Yani durup dururken Kuzey Kore e, nükleer silah atmıyor ya da de, de, deneme yapmıyor. Son yaptığı deneme de zaten başarısız çıktı herhalde. E, ama e, bakın Çin'de Rusya'da bir hareketler hareketlenme olduğu zaman e, Tayvan'a ya da e, Asya'da Çin'e ve şeye karşı bir hareketlenme olduğu zaman hemen Kuzey Kore'de bir nükleer ya da değişik ISPM dediğimiz kısalar arası füzelerin denemelerini görüyoruz. Yani bunlar onlarla alakalı bir konu diye değerlendiriyorum. Peki.